Arkadaşlar herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz Mert Korkmaz TV'ye. Bugün sizlerle beraber Kalisthenics Park'ında yapacağımız videonun ikinci serisini çekiyoruz. Yanımda arkadaşım var, öncelikle hoş geldiniz. Şimdi bugün sizlerle beraber Fitness'da Kalisthenics'in hibrit bir antrenman sistemi göstereceğiz. Bu programı da tekrar uygulayabilirsiniz. Bundan önceki çektiğim iki bölüm orta seviyeyle başlangıç seviye Kalisthenics programıydı. Bu isten ileri değil ama orta üstü bir program olacak. Dilerseniz daha fazla uzatmadan hemen antrenmana geçelim bu konuda doğru. Gel. Bakın gördüğünüz gibi dizlikleri sabit görünen, dizlikleri ayrılma gibi bir olay yok. Dizlikleri sabit görünen aynen. Siz dizliklerinizi aynı anda açtığınızda zaten. Maksat burada diğer dizliklerinizi ayırmazsanız göğsün hep üstüne vurduğu altyazı 3 bölgesinde de maksimum aktörünü izleyeceksiniz. Evet arkadaşlar, bir diğer hareketimiz olan şu an backline push-up'a geçeceğiz. Her şeyi açıklama kısmına detaylı şekilde yazacağım nasıl yapacağınızı. 6 set 12 dakika yapıyoruz. İsterseniz beraber başlayalım. Evet, bu harekette 6 set 12 dakika uyguluyoruz. Önce ne yapıyoruz? Close grip, normal tutuşla pull-up'la başlıyoruz. Şimdi de arkadaşım gösterecek sizlere. Şey mi hocam şu an? Dar tutuşa başlayacağım. Biraz daha mı dar? Evet. İyi mi? Ama güneşten bir tık daha dar. Bir tık daha dar. Aynen. Ay, alışkın değilim o yüzden. Sıkıntı yok. Kaç tane olursa olsun yapmayacağım. 5 tane yap. Evet şu an arkadaşım gördüğünüz gibi. Orta duyun hadi. Size gösteriyor. Bir tane açarsın. Çok iyi olacak. Gayet güzel. Şimdi diğer setimize başlıyoruz. Ben de 9 çıktı, şimdi arkadaşım da uygulasın. Bunu da yine 2 set, 2 set yapacağız. Şimdi şu an normal omuz genişliği yapıyoruz. Hani şu an iyi gibi. Bir tık daha daha. Heh. Öyle iyi mi hocam? Omuz genişliği göre herhalde, normal. Bence aynen. Şu an güzel. Şu an bence de güzel. Başlayayım. Bunu sakatlanmamanız için arkadaşımın yaptığı gibi kendi omuz genişliğinize göre çok iyi ayarlamanız gerekiyor arkadaşlar. Bunu muhakkak ihmal etmeyin. Evet. Ben de 9 çıktı bakalım. Bak. Kaç yapabilecek? 6 çıkar, gittim 5. 5, 4,5. Evet. 4,5, tamam, sıkıntı yok. Ben de 8 çıktı da dediğim gibi gözünüze göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi sırada arkadaşım yapacak. Bu sefer bakın dikkat edin, omuz genişten daha geniş tutacaksınız. Evet, şu an arkadaşım uyguluyor, bakabilirsiniz. Çıkmadığı yerden bacaklarından destek alabilirsiniz, hiçbir sorun yok. Çıkar, çıkar, çıkar. Bir tane daha. Ayaklarına al destek, al destek, al. Güzel, sıkıntı yok. Zamanla yapaya çalışacaksınız bu geniş tutuş çünkü yapılabilecek en zor varlık varyasyondur arkadaşlar. O yüzden buna 2 tane çıkmış, 5 tane çıkmış, takılmayın fazla. Yapabildiğiniz kadar sonuna kadar gitmeye çalışın derim. Çıkarsa. Yukarıda bisepsini sık şimdi. Geç, 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 geç. Geç. Sık bisepsini. Evet, buna dikkat edin. 5 yapacağınızda 2 yapın ama yukarı çenenizi tamamen geçirin. Geçirdiğinizde sıkmaya çalışın. Şimdi
göstereceğim ne demeye çalıştığımı. Çıkar. Eğer bakın çıkaramıyorsanız yukarıda 5-10 saniye beklemeye çalışın. Hiç yoktan bu da kasa hala hasar vermeyi devam etmek demek. Kendinizi rahat hissediyorsanız zaten harekete başlayabilirsiniz demektir. Kaslarınızı dinlemeyi öğrenirseniz size her şeyi söyleyecekler. Güzel. Çıkar, çıkar, çıkar. Sıkıntı yok. Çin-up tarzı hareketlere pek alışkın değilim. Ben genelde yapıyorum, o yüzden değişik geliyor. Ver bakalım biceps'e pump yok var mı? Yok hocam, ya, zarganayım ben. Zargana değil ama bu arada kolları gerçekten güzel yani. Yok ya. Yalan yok. Şu an... Dördü zorla. Bir. İki. Gayet güzel. Bakın. Ayaklarım neredeyse hiç şey yapmıyor. Fazla kullanmıyor. Bu böyle bir doğru form demektir. Güzel güzel güzel. Bırakma. Çek 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 çek. Tut. Tut. Güzel. Burada 5-6 saniye sonunda beklerseniz size ekstra bir avantaj sağlar. Hani beklemezseniz de güreşin ama beklerseniz kasın maksimum yıkarsınız. Bunda böyle bir faydası var. Şimdi bunu da bitirdiğimize göre diğer harekete geçelim o zaman. Buradaki amacımız yukarı geldiğimizde çeneyi demeye değdirebilmek ve sırtı maksimum sıkmak. Çünkü bu hareket tamamen sırt ve front biceps, yani bicepsin buraya çıkası, ön kısmına odaklı bir hareket olduğu için buradaki amacımız sırt ve bicepsin maksimum hissetmek olacak. Arkadaşlar çok uyguluyor gördüğünüz gibi. Kaş, yet. Arka omuzu da vuruyor bu arada. Yani bu sağındaki yaptığımız face pull hareketini, halde yaptığımız face pull hareketiyle arka omuza aynı etkiyi yaratıyor zaten omuz kasları açısından. Evet. Gayet güzel yapıyor. Üç. Dört. Çıkarabiliriz, daha çıkarmaya çalış. Orta göz. Beş. Gayet güzel. Sık yukarıda. Altı. Sıkılmıyor. Yine de güzel. Gövde arkadaşlar çok güzel. 8. Bakın gelirken hafif kendini gövdeyi öne bırakıyor. Yani göğsü açıyor ve yukarı kalktı. Kendini hafif kaldırıyor. Bu şekilde de yatırdığınızda göğsü yersiniz ayağınızı. Bu şekilde yapabilirsiniz. Burada bir şey deneyeceğiz ama sakatlanmayın, dikkat edin. Ne bileyim, daha maksimum oluyor. Yukarı max basıyoruz. Evet arkadaşlar, şu an Mustafa arkadaşımız size formu gösteriyor. Antrenmanımıza yetişti, geldi bir araya gidiyor, girip ben de yapmak istiyorum sağ olsun. Evet bakın, zamanında beraber az çalışmıştık, gayet de güzel formda uyguluyor. Bel yukarıda, maksimum iniyor ve maksimum kendini kapatıyor. Size anlatmak istediğim olay buydu. Biraz daha yaklaş istersen, yakından göster, hani olayı anlasınlar. Bakın, gördüğünüz gibi, iniyor aşağı, yukarı kalkıyor.
Evet arkadaşlar, şimdi son hareketimize geliyoruz artık, antrenman bitmek üzere. Son hareketi bir süper set yapıyoruz. Arkadaşım derseniz açıklasın, ne yapıyoruz klasik olarak? Hocam son harekette ilk commander bar fix yapacağız. Evet. Çıkabildiği kadar, ne kadar çıkıyorsa. 3 set tükeniş yapalım. Tükeniş. 3 set failure. Evet, çünkü idman sonu. Ondan sonra da hiç dinlenmeden direkt üçgen dips yapacağız. Bu dipsin farklı bir formu. Görüyorsun yani şu farklı bir bölgesi aktivasyon alıyor. Bunu da 3 set failure yapacağız. İkisini de süper set yapacağız. İkisini de 3 set maksimum tekrar ne kadar çıkarsa. İyi. İlk sezona kitlenmem lazım, deneyim burada. Evet, arkadaşım yapıyor. Şöyle galiba. Aynen. Ondan sonra da ben edileceğim. Dediğim gibi buradaki mat... Antrenman bitiyor arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer daha fazla bu tarz antrenman videoları istiyorsanız yorumlar kısmına abone etmeyi unutmayın. Unutmayın yani kanalıma. Abone olup like atarsanız sevinirim. O zaman bir videonun daha sonuna gelelim. Kanka video için demek istediğin bir şey var mı? Yok abi, ben çektim, sen bitirdin. O zaman arkadaşım perde çıktı. Biraz dinlenmeye ihtiyacı var. İyi misin kanka? İyiyim ben. Abi, nasıl hissettin antrenman, güzel miydi? Abi tam orta seviyeyim ben ya. Bence. İş görür yani. Abi ilk bir ayı bitirmiş, herkes bir ayı yapabilir. Değil mi? Evet. Benim ilk bir ayım daha yeni bitti. Benim için şu an bayağı güzel bir ayı. O zaman arkadaşlarla ilgili geldiğiniz için teşekkür ederim tekrar videoya konuk olduğu için. O zaman tekrardan görüşmek üzere, hoşça kalın.